Hoş geldiniz. Uzman psikolojik danışmanı Doktor Ömer Faruk Öndağ'ın konuşmacı olduğu ilk seminer saat 9.30'da İmam Hatip Lisesi çok amaçlı salonunda gerçekleştirildi. Öndağ öğrencilere sınav motivasyonu konusunda bilgiler vererek önerilerde bulundu. Sabahki seminerin ardından ise Öndağ tarafından okul müdürlerine ön yargı ve şartlama konusunda seminer verildi. Müşerref Muzaffer Sam'da ilkokulu çok amaçlı salonunda gerçekleştirilen seminer öncesi bir konuşma yapan Milli Eğitim Müdürü Fatih Bilican, "Öğrenciler bize Allah'ın birer emaneti. Neticede eğitimden geçmeyen bir Allah'ın kulu yoktur." diye konuştu. Eğitimden geçmeyen, okullardan geçmeyen bir Allah'ın ferdi yoktur. Memleketi kaderine hükmeden kimler olursa olsun illaki bu okullardan geçmektedir. Biz nasıl yetiştirirsek hem müsbet ilimler manasında hem de manevi olarak, değerlerimiz olarak, ahlaki olarak daha sonra memleketin değişik yerlerinde esri olsun, özel olsun, hangi alanda olursa olsun netice itibariyle memleketin kaderine hükmedecek bu insanlar bizi de ailemizde herkesi etkileyecektir. Onun için bizim uğraşalımız, alanımız insan. İnsan eğittiğimiz için belki bir noktada bir fabrikada yanlışlık oluyorsa bir işçi, bir mühendis, bir doktor, bir öğretmen bir yanlış yapıyorsa eğiticiler olarak bunun bize de sorumluluğu vardır. Vebali vardır. Eğer iyi yetiştirebilirsek, iyi katkıda bulunduysak onun sevabından mutlaka Allah bize de verecektir. Ama onların kötü yetişmesine vesile olduysak mutlaka aynı şekilde onun günahı da bize sirayet edecektir. Biz bu şekilde inanıyoruz, düşünüyoruz. O nedenle bundan sonra da inşallah fırsat buldukça değişik değerlerimizi getirmeye çalışacağız. Bundan önce getirdiğimiz, şimdi getirdiğimiz gibi. Ben diliyorum, temenni ediyorum ki arkadaşlarımız bu gibi şeyleri, ettiklerimizi değerlendirsin. Okullarımızda zaten aslında harika tarih gerekmiş. Hepiniz bu işin bilinci içerisindesiniz ama uzman psikolojik danışmanı Doktor Ömer Faruk Öndağ, okul müdürlerine ön yargı ve şartlama konusunda bilgiler verdi. İkinci Dünya Savaşı. Kadın 17-18 yaşında, hamile. Biraz daha kısaldı. Kadın henüz 19 yaşında, bebek bekliyor, bir gülümsüyor, ağzında diş yok. Her şey çocuğun lehine düzenlenmiş bir sistem. Çocuk kasları, kemikleri gelişirken ihtiyacı olan her şeyi anneden alır. Ama anne beslenemiyor ki, kendine hayrı yok. Ama çocuk yine de alır. Sistem bebeğin lehine gelişmiştir. Annenin kemiklerinden kalsiyumları alır, çocuk büyür ama anne diş tırtmalar esnada. Bir de bu abi, sık sürekli abi diyorum ama abim ablamın hakikaten bir fikrim yok. Parmağını emer. El parmağını şapır şapır emer. Ara sırada ayak baş parmağını emer. Neden? Kesinlikle. Çocuk doğacak. 3 kiloluk bir yavru. Et yumaltısı. Kafayı kaldırıyor ve elini koluna bile sahip değil. Ama bebek doğdu. Göbek kesildi. Artık anneden gelmiyor oksijen. Artık anneden gelmiyor yiyecek şeyler. Çocuğun kendisini beslenmesi gerekiyor. Artık ayrı bir dünya. Ayrı bir birey ortaya çıktı. Çocuğun annesine emmesi gerekiyor. Anneyi emebilmesi için çok şiddetli vakum gücü gerekiyor. O yüzden adam birkaç ay anne karnında antrenman yapıyor önce. Sonrasında beslenebilmek için.